Teşekkür ederiz. Değerli misafirler, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yakın zamanda, son birkaç yıldır açıkçası akademik yazım dünyasında diyelim, çeşitli atıf ve atıfla ilgili teknikler, çalışmalar son süre devam ediyor. Bunlardan biri de yaygın olarak bizim kullandığımız büyük kolaylık sağlayan EndNote sistemi. EndNote sistemi Türkiye'de sanki 2-3 yıldır daha çok yaygınlaşmaya başladı. Bilmiyorum, Talip Hocam belki bu konuda bir giriş yapacaktır. Ama bizim anladığımız kadarıyla bir de işin teknik boyutu var. Çok kolaylaştırıcı tarafı var. Biz de bugün bunu öğrenmek için Doçent Doktor Talip Demir hocamızı davet ettik. Kendisi bizi kırmadı. Bu konuda uzman bir arkadaşımız. Online'da da kayıtlı birkaç videosu da var bu konuda. Özellikle katıldığı sosyal bilimlerle ilgili sempozyumlarda da kimi zaman bunlarla ilgili sunumları yaptı. Ve dergicilik geçmişi de olduğu için bu alanda da uzman bir arkadaşımız. Talip hocamız Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dil Sosyolojisi Anabilim Dalı'nda doçent doktor olarak çalışıyor. Bu tür teknik meselelerin yanında daha çok sekülerleşme, tıp, transhümanizm gibi alanlarda hem telif hem kitap bölümleri, makaleleri, çeşitli araştırmaları mevcut. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün bir giriş mahiyetinde, EndNote'a giriş mahiyetinde bir sunum yapacak. Zaten takdir edersiniz ki geniş bir konu olduğu için bunun bir ders saatinde anlatılması çok zaman alıyor. Dolayısıyla Talip Hocam bize genel bir çerçeve çizecek bu konuda. Ondan sonra ihtiyaç olunması, ihtiyaç çıkarsa, talep gelirse daha seri halde bir dizi seminer yapmayı düşünüyoruz. Talip Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Buyursunlar. Teşekkür ediyorum hocam. Beni de davet ettiğiniz için yani bu tür etkinlikler önemli. Akademiniz de hayırlı olsun. Yayın eviniz, Teşekkür ederim. çalışmalarınız gerçekten çok değerli. Özellikle dijitalleşen dünyada. Hani şu anda benim buradaki anlatacağım EndNote'da sonuçta dijitalleşen dünyanın bir uzantısı. Tıpkı sizin şu anda dijital dünyada yaptığınız çalışmalar, kurduğunuz yayın evi gibi. Hepsi sonuçta teknolojinin gelişmesiyle alakalı. Evet, bu giriş semineerinde öncelikle bu EndNote programı nedir, ne değildir, ne işe yarar, neden buna ihtiyaç duyuyoruz ve kısaca programın bir genel hatlarıyla tanıtımını yapacağız. Hocamın dediği gibi İsmet Hocamın çok detaylı bunun dersini veriyoruz, videoları var, uygulamalarını yaptırıyoruz öğrencilerimize. Öncelikle hani bundan bahsetmek gerekir. Nihayetinde değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi teknolojinin hızla geliştiği bir dünyadayız. Yani teknoloji günlük hayatımızdan iş hayatımıza kadar yeme içmelerimizden işte boş zaman etkinliklerimize kadar her şeyimizi artık kuşatmış durumda. Her yerde uzantısını görmek mümkün. Tabii ki teknolojinin gelişmesi demek her yeri etkilemesi demek her alanı etkileyecek. Dolayısıyla bilimsel çalışmaları da etkiliyor. Bu sadece tıbbın gelişmesi, cihazların gelişmesi, işte tahlil cihazları değil, akademik yazım çalışmalarını da etkiliyor. EndNote da bunun bir sonucu. Yani akademik yazımlarda hayatımızı, çalışmalarımızı kolaylaştıran bir teknolojik program. Bu anlamda bu akademi dünyasıyla alakalı bir şeydir. Öncelikle bundan bahsedelim. Yani hayatımızı kolaylaştıran, yani ya akademik çalışmalarımızı kolaylaştıran bir şeydir. Belki şunu soruyorlardır, baştan söyleyelim. Bu bir program, bir yazılım ve bu ücretli bir yazılım. Fakat üniversiteler bunu satın alıyorlar. Mesela bizim Şırnak Üniversitemiz bunu satın almış lisansını her yıl ve kendi öğrencilerimize yüklüyoruz. Yani programa buradan ulaşabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir makalemiz var. Hani bilimsel bir makalede değil mi? İşte kapak var vesaire. Bilimsel makalenin içerisinde ne olmak zorunda? Atıf yapmak zorundayız. Yani yapmış olduğumuz çalışmalara muhakkak atıf yapmamız gerekiyor. Bu atıf ya dipnotla olacak ya da metin içinde APA şeklinde olacak. Gördüğünüz gibi numaralı atıflarımız var. Metnin içerisinde bahsettiğimiz atıflara mutlaka metnin sonunda yani en sonunda kaynakça dediğimiz kısımda mutlaka hepsine
yer vermemiz gerekiyor. Bu bilimsel bir çalışmanın olmazsa olmazıdır. Şimdi burada hocam bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi arkadaşlar bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Tez, seminer, makale, bildiri vesaire her neyse. Kaynakça belirtmek zorundayız ve bu kaynakçanın belirli kuralları var, standartları var. Yani gelişi güzel istediğimiz gibi kaynakları yazamıyoruz. Yani hepsinin belli bir kuralı var. İşte kitap nasıl kaynak gösterilir, makale nasıl gösterilir, efendim bildiri ya da tezler nasıl gösterilir, kitap bölümü nasıl gösterilir gibi hepsinin ayrı ayrı kuralları var. Örneğin hani şu ilk Emre Hargın'ın makalesi örneğin bir bilimsel çalışmada bir makale. İşte burada baktığınız gibi arkadaşlar yapmamız gereken doğru kaynak verme nedir? İşte kaynakçada soyad virgül ad nokta işte tırnak koyacağız makalenin başlığına. Daha sonra dergi ismini yazacağız italik bir şekilde. Cilt ve sayı numarasını. Daha sonra parantez içinde makalenin yayınlandığı tarihi ve daha sonra o dergide hangi sayfa aralığında yayınlanmış. Bunu yazmamız lazım. Veya altta Nazmi Avcı'nın bir kitabının şeyi var. Kaynağı var. İşte kitap isminin italik olması gerekir. Ardından nokta koyuyoruz. Basım yeri, iki nokta, yayın evi, virgül, yayın tarihi, nokta. Bakın noktalar ve virgüller dahi burada çok önemli. Standarda bindirilmiş durumda. Yani bilimsel bir çalışma yaparken biz bunları ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor ve bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Şimdi hocam 7-8 farklı kaynak türü var. Kitabı, makalesi, bildirisi, teze, kitap bölümü. Şimdi normalde bu EndNote programı çıkmadan önce bu tür programlar bunların hepsini biz elle yazıyorduk. Tek tek tırnak koyuyorduk, işte italik yapıyorduk, işte paranteze alıyorduk. Yani bunların hepsini ezberlememiz gerekiyordu ve hiçbirini karıştırmamamız gerekiyordu. Ve dahası metnin içinde bahsettiğimiz herhangi bir kaynağı mutlaka metnin sonunda da bahsetmemiz gerekiyordu. İşte arkadaşlar EndNote programı bizim dipnot ve kaynakça oluşturmamıza yarayan bir program. Yani bu kaynakçayı hatasız bir şekilde oluşturmamızı sağlayan bir bilgisayar yazılımı. Yani bu noktada bizim EndNote sayesinde efendim makalede iki nokta olur muydu veya işte italik olan dergi ismi miydi yoksa işte ne kurum ismi miydi? Bunları ezberlememize, hatırlamamıza gerek kalmıyor EndNote programı sayesinde. Veyahut da işte metnin içerisinde bir şeye atıf yaptık. Herhangi bir kaynağa atıf yaptık. Yazmaya devam ettik. Ya acaba ben kaynakçaya bu atıfı bu kaynağa ekledim mi, eklemedim mi diye düşünmemize gerek yok. EndNote programı otomatik olarak bu yazılım kendisi ne yapıyor arkadaşlar? Bu kaynakçayı oluşturuyor. Hatta bu kaynakça alfabetik soy isim sırasına göre olmak zorunda. Yine bu program kaynakçayı ne yapıyor arkadaşlar? Soy isim sırasına göre alfabetik A'dan Z'ye göre ne yapıyor? Kendisi sıralıyor. Siz mesela diyelim 5 tane kaynak eklediniz. Daha sonra araya işte A ile başlayan bir tane daha kaynak eklediğinizde hemen kendisi yukarıya o kaynağı atıyor. Yani sıralamayı takip etmeniz de gerek yok. Sözün özü şudur, hani giriş mahiyetinde EndNote programını kullandığınızda kaynakçayı doğru yaptım mı? İşte yazmadığım bir kaynak var mı? Alfabetik sıraya göre dizdim mi? Efendim italik olan yerleri yazdım mı? Yazmadım mı? Efendim basım yeri mi önce geliyordu? Yayın evi mi önce geliyordu? Şeklinde düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Program kendisi bunu otomatik olarak ne yapıyor? Algılıyor. Şimdi EndNote programı burada Word'e yapılan bir eklentidir. Yani Word için Word'le beraber çalışan bir eklentidir. Yukarıya baktığımızda EndNote 20 son sürümü böyle bir şey gelir kurulumu yaptığınızda böyle bir efendim link gelir, bir başlık gelir. Burada EndNote'un menüsünü görebilirsiniz kurulumu yaptıktan sonra. Bunlarla ilgili videolarımız var zaten. İleride de anlatacağız inşallah teori derslerinde. Burada programı açmak için işte programı açıyoruz. Ben genel bir şöyle bir programı tanıtacağım burada. Yani hani programın nasıl çalıştığından ziyade. Programı açtığımızda burada kaynaklarımızı kendimiz ekliyoruz veyahut da internetten çekiyoruz. Bakın bunlar benim kütüphanem oluşturuyor. Yani kaynaklarım. Bu kaynakların
Nedir arkadaşlar? Künye bilgileri. Bakın sağ tarafta var. Mesela işte Nurşen Özçelik Adak. Neymiş bu? Bir kitapmış. İşte yılı var, kitap adı var, efendim basım yeri, yayın evi vesaire. Bu verilere girerek biz kütüphanemizi oluşturuyoruz. Yani her bir kaynak için gereken verilere girerek şurada ortada gördüğümüz nedir? Şeyi oluşturuyoruz, kütüphanemizi oluşturuyoruz. Kütüphanemizi oluşturduktan sonra metin içerisinde gereken yerlere atfımızı çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu yani benim 700 kaynağım varmış. 10 binden fazla kaynak belki alıyor. Hani tam sınırını bilmiyorum. 10 binlerce kaynağınızı buraya kaydedebilirsiniz. Ve bunu mesela 1000 tane kaynak kaydettiniz. Bunu senkronize ediyorsunuz EndNote server hesabınızla. Bilgisayarınız çökse dahi bu kaynaklarınız kaybolmuyor. Emeğiniz zayi olmuyor. Öyle de bir güzel özelliği var. Onlar yok olmuyor arkadaşlar. Bu anlamda hani menümüz bu şekilde arayüzü. Burada kaynaklarımız gözüküyor. Dediğim gibi burada da bir kendi formatı var. Stil şeyini şuradan seçebiliyoruz. Mesela hangi stile göre atacaksınız? Dipnotlu mu? İşte parantez içi APA mı? Onu da seçebiliyorsunuz. Ona göre EndNote kendisi arkadaşlar ne yapıyor? Kaynakları ayarlıyor. Yani örnek olarak hemen buraya bir tane gösterdiğimizde şimdi normalde biz elle yapmamız gerekiyordu. Dipnotu mesela bu noktadan sonra bir atıf yapacağız diyelim değil mi? Hani atıf yapacağız. Burada biz hemen dipnot ekle dediğimizde imleç yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Atıfı yerleştir dediğimizde bundan dersini vereceğiz. Burada herhangi bir kaynağımızı arayacağız. Mesela yazar ismini yazalım. Talip Demir dediğimizde. Mesela şu makaleyi bulduk. Buna atıf yap diyeceğiz. Seçtikten sonra atfımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın programın güzelliğine bakın. İsim soy isme göre yazdı. Tırnak içine aldı. Makale ismini, dergi ismini italik yaptı. Bakın araya slash işareti koydu. Cilt sayı parantez içerisinde ne yaptı? Tarihini verdi. Daha da güzeli ya bunu şimdi normalde elle yazarken bir de en sona gelip elle bunun kaynakça yazmanız gerekiyordu. Çünkü kaynakça formatı farklı. Bakıyorsunuz metnin sonuna geliyorsunuz. Metnin sonuna geliyorsunuz. Gelin gelin gelin. Bakın gördünüz mü? Kaynakçayı otomatik kendisi soy isme göre ne yaptı arkadaşlar? Kendisi otomatik oluşturdu. Yine mesela başka bir atıf daha yapalım. Bu sefer ikinci paragrafın sonuna atıfımızı yapalım. Yine dipnot ekle diyelim. Mesela bu sefer tekrar başka bir makaleyi seçelim. Bu sefer de A ile başlayan bir yazarı mesela seçelim. Şunu Nursel ve Sevgi'yle yerleştir diyelim insert'le. Bakın ikinci dipnotumuzda da atıfımızı kitap atıfını kendisi bakın parantezi açtı, italik yaptı, iki nokta koydu, virgül, tarihi yazdı, parantezi kapatıp nokta. Hepsini kendi kurdu. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Otomatik olarak kendisi sorunsuz bir şekilde ne yaptı? Dipnotu yerleştirdi. Yine kaynakçaya bakıyorum. Gördüğünüz gibi Nurşen Özçelik Adağ'ın kitabını da hemen ilk sıraya koydu. Neden? Çünkü alfabetik sıraya göre gördüğünüz gibi kendisi bu kaynakçayı oluşturuyor. Yani temel fonksiyonu bu. Metin içerisinde atıf yapmamızı sağlıyor. Kaynakça oluşturmamızı sağlıyor. Ve biz bunları takip etmemize gerek kalmıyor. Yani mesela bir de şu sıkıntı vardı. Diyelim metni yazdık kaynakçamız büyüdü. İşte diyelim ki Talip Demir'in şu atıfını kaldırmamız silmemiz gerekti. Metinden sildik bunu. Aynı zamanda kaynakçıdan da silmemiz gerekiyordu unutmamak için. Kaynakçaya geliyorum. Bakın kaynakçıda program kendisi Talip Demir'in kaynağını silmiş. Yani sizin takip etmenize gerek yok arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kolaylıktır. Sizin yapmanız gereken EndNote programında işte bir kaynağı şuradan eklemek. Yani kaynağı ekle dediğimizde şurada öncelikle makale mi işte bu kaynağın türü nedir? Makale mi işte ne bileyim kitap mı? Kitap bölümü mü? Bakın burada hepsi var. Ondan sonra gelelim aşağıya mesela tez mi? Bunun öncelikle bunun ne olduğunu belirleyeceksiniz ve ona göre girmeniz gereken bilgileri gireceksiniz. Mesela kitabı seçtiğinizde
Yazar soyad adını gireceksin, yılını gireceksin, kitap adı varsa muhakkak adresi, basım yeri, yayın evi. Kitap eğer bir çeviriyse çevirmenin de adını soyadını yazıyorsunuz, kaydediyorsunuz ve ondan sonra istediğiniz zaman istediğiniz yere atıf yapıyorsunuz arkadaşlar. EndNote programının temel mantığı budur. Kolaylık anlamında da müthiş bir kolaylıktır. Müthiş pratikliktir. Yani şu kadarını net söyleyeyim. Hani bu sözümü vurgulayarak, altını çizerek söylüyorum. EndNote programına şu kaynakları giriyoruz ya, referanslarımız. Bu kaynakların verilerini sağ tarafa bakın. Doğru türü seçip doğru verileri girdiğimiz takdirde hata yapma ihtimalimiz sıfır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. EndNote kaynak verilerimizi, kaynağımızı buraya doğru türü seçip, yani makale mi, kitap mı, kitap mı, doğru türü seçtikten ve de şuradaki bilgileri eksiksiz bir şekilde girip kaydettikten sonra ne atıflarda, dipnotta ne de kaynakçada hata yapma ihtimalimiz söz konusu değil arkadaşlar. Yeter ki verileri buraya doğru bir şekilde girelim ve yeter ki doğru türü seçelim. EndNote programı çökmediği müddetçe nedir? Bu doğru bir şekilde atıf yapacaktır ve bizim atıfları düşünmemize, kaynak sayı sıralamamıza, efendim alfabetik sıraya koymamıza, efendim şunu koydum mu, şunu sildim mi, bunu ekledik mi dememize asla gerek yok. Acaba buradan sonra parantez mi vardı, nokta mı vardı, virgül mü vardı diye düşünmemize gerek yok. Kesinlikle ve kesinlikle müthiş bir kolaylıktır. Bu anlamda bütün akademik çalışma yapan öğrencilerimize, hocalarımıza bunu gösterdik, öğrettik, tavsiye ediyoruz. Ve gün geçtikçe de Türkiye'de de dünyada da çok yaygın bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Evet İsmet Hocam, hani genel olarak ilk şey bu. Hani Evet Tarık Hocam, teşekkür ederiz. Biraz yani arzu ederseniz içerikle ilgili yani aparatlar böyle şeylerle ilgili neler var böyle üzerinden gösterebilirseniz modülü şu an mesela hemen üstte modül var. Yani işte nereden endnotu çekiyoruz, nereden düzeltiyoruz, belki o arada ayrıntılara dalınca orayı belki unutmuş olabiliriz. Şu üstteki modülleri de biraz arkadaşlarımıza Sorayım tanıtabilirsek, mı İsmet Hocam? programı bilmeyen arkadaşlar için, çünkü ders seminerimizin de temel şeyi temel bilgiler. Yani bunun uygulamalı safhası tabii hemen şimdi olmuyor. Karşılıklı uygulamayla gitmesi gerekiyor. Onu da inşallah bir dizi seminerle gerçekleştirebiliriz. Ama en azından modülün tanıtılması konusunda da biraz verirseniz seviniriz hocam. Tamam, ben çok detaya girmek istemedim. O yüzden hani şey yaptım. Genel ne işe yarar, nasıl çalışır şeklinde. Şurayı da bir tanıtayım. Yani bu modül diyelim, menü artık arkadaşlar kısa küçük İngilizce. Tabii ki bu kavramlara biraz aşina olmamız gerekecek. Şurada insert citation dediğimiz atıfı yerleştir var. Hani buradan atıflarımızı yerleştiriyoruz. Yani buraya atıf yerleştir dediğimizde kütüphane sayfamız açılıyor. Burada kütüphane sayfamızdan kaydettiğimiz eserlerden hangisine atıf yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Yani onu seçme yeri, atıf yapma yeri burası. Orada sonra insert diyerek atıf yapıyorsunuz. Şurada zaten şu Go to EndNote dediğim EndNote programını açmaya yarıyordu ilk Word başladığında. Buradan programı açıyoruz zaten arkadaşlar. Onu da tekrar söyleyeyim. Edit Manage Citations kısmı, mesela biz buraya bir kaynak verdik, dipnot verdik. Buna tabii ki bir sayfa numarası da vermemiz gerekebilir. Hani hangi sayfadan alıntı yaptık diye. Biz bunu seçtiğimizde işte Edit Manage Citations sekmesinden buna sayfa numarası girebiliyoruz. Mesela bakın şurada page diyor. Hangi sayfalardan biz atıf yaptık? 85. sayfasından atıf yaptık bu kitabın diyelim. Okey dediğimizde ne yapıyor? 85. sayfayı arkadaşlar atıfımızı yapıyor. Bu da bu işe yarıyor. Bu kütüphaneyi düzenleme şeyi, bu farklı bir konu. Buna çok fazla kullanmıyoruz. Şurası güncelleme yeri. Yani atıfları ve bibliografiyi güncellememiz gerektiğinde mesela bir değişiklik yaptık diyelim burada.
İşte şurada geldik, bir değişiklik yaptık, kaydettik kullandığımız bir atıfı. Daha sonra burada güncelle dediğimizde ne yapıyor? Atıflarımızı ve kaynakçamızı ne yapıyor? Güncelliyor. Yine hani mesela burası EndNote programından düz metne çeviriyor. Mesela Convert Citations diyor. Mesela Convert Plain to Text, Plain Text. Yani düz metne çevirebiliyorsun. Şu an bu program dahilinde ya. Yani niye? Mesela bakın program dahilinde. Bak 85'i sileyim dedim. Sildim. Gördüğünüz gibi kendisi yine geliyor. Yani bunu elle silemezsiniz. Program olduğu için bakın tekrar siliyorum arkadaşlar. Tekrar kendisi gelir. Elle silemezsiniz. Bunu ancak düz metne çevirmeniz lazım. O da şu convert dediğimiz yerden oluyor. Yani düz metne çeviriyorsunuz eğer lazım olursa. Yine şurada mesela seçenekler var. Seçeneklerde efendim Word başladığında EndNote'u aç diyebilirsiniz. Word kapandığında EndNote'u kapat gibi seçenekler var. Bunlar zaten standart seçenekler açık kalıyor. Bunlarla çok fazla oynama yapmıyoruz. Yani lazım olmuyor daha doğrusu. Şurada bibliyografya kısmı var. Bibliyografya kısmından biz kaynakçamızın fontunu Times New Roman 12 yapabiliyoruz. İşte bibliyografyamızın başlığını yazabiliyoruz kaynakça diye hani gözüküyor ya en sonda. Bunu isterseniz mesela kaynaklar dediğinizde ne yapıyor? Bakın arkadaşlar en sona geldiğimizde bunu kaynaklar diye bakın başlık yani. Kaynakçanın başlığını o şekilde değiştiriyor. Nerede değiştiriyoruz? Bibliyografyanın şu menü kısmından şunu layout kısmına geliyoruz. Bunu tekrar mesela kaynakça yapalım. Tekrar düzelt dediğimizde bakın kendisi bunu kaynakça olarak değiştiriyor. Bunu da buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar şu şeyler önemli. Hani bu stil dosyaları önemli. Ben burada mesela dipnotu gösterdim. Dipnotları mesela kaldırayım. Mesela bakın bunu sildik. Bir nolu dipnot nerede? Bunları sildik. Biz bazen de hani bazı çalışmalarda metin içi APA kullanır. Parantezli atıflar görmüşsünüzdür. Bunu EndNote'da yapabilmek için stil dosyanızı değiştirmeniz lazım. Hani birçok stil dosyası var ama en çok kullanılan dediğim gibi biz isnatı kullanıyoruz ilahiyatta. Bir de APA var metin içi. APA 6. Fakat bu APA 6 şu an burada yazan İngilizcesi. Ben bunun arayüzünü Türkçeleştirdim daha doğrusu metnini. O yüzden buradan mesela hani farklı bir şey seçebilirsin. APA Talip versiyon 1 diye şey var. Benim oluşturduğum nedenlerine. Konfigüre ettiğim diyelim. Hani artık yazılım gibi bir şey. Biz bunun şeyini yazabiliyorum artık. Değiştirebiliyorum yani. Konfigüre edebiliyorum. Bunu seçiyoruz. Bakın burada APA'ya göre artık bundan sonra atıf yapar. APA'da da biliyorsunuz nasıl arkadaşlar. Ona bir iki örnek verelim. Son kelimeden sonra boşluk bırakıyoruz. Yine aynı şekilde insert citation diyoruz. Yine seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin buradan mesela Akbulut'u seçtik bir makaleyi. APA'da biliyorsunuz parantez virgül nedir? Tarih var. Bu şekilde çıkıyor. Yine bakıyorsunuz tekrardan en sona geliyoruz. Bakalım kaynakçayı yine bu sefer ama APA'ya göre, APA formatına göre hazırlamış. Bakın gördüğünüz gibi tarih buraya gelmiş parantez. Yani bunları sizin düşünmenize gerek yok. Siz sadece hangi stil dosyasıyla stil yani kaynakçayı göstereceksiniz ona karar veriyorsunuz. O kendisi ayarlıyor. Buradan yine üstüne tıkladığınızda yine aynı şekilde Edit Manager Citations kısmında sayfa numarası verebilirsiniz. Mesela Akbulut'un eserinden atıyorum işte 45. sayfaya atıp yaptık. Bu şekilde APA'da da ne yapabiliriz arkadaşlar? Atıfımızı doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde yapabiliriz. İkisini de kullanabilirsiniz. Fakat bu stil dosyalarına sahip olmanız gerekiyor. Yani lazım olduğunda bunlar bizde mevcuttur. Bunları gereken yerlerde paylaşırız. Bu menüde baktığımızda bilmemiz gereken bir şey var mı? Şurası tamamen tüm referanslar. En son eklenenler var. Mesela şu an deneme adlı bir Word dosyasında kaç tane kaynağımız var? Bir tane varmış. Bunu sayıyor. Hangileri var diye. Burada kendi yayınlarınız var. Şurası silinen çöp kutusu vesaire. Bu tür özellikleri var şuradaki menüde. Hani çok fazla hani kullanıyor muyuz? Hayır ama yine de bilmemizde fayda var. Şuradan referansları arayabilirsiniz. Mesela kaynakçanızda
Kim arayacaksanız soyadını, adını yazarsınız mesela. İsmet hocamınkini yazalım. Bakalım bende kayıtlı mıymış. Evet, mesela İsmet Tunç hocamın kitap bölümü, bakın kaydetmişim. Burada nedir? Kaynakçam da hazır duruyor. Lazım olduğunda hemen atıfımı nedir? Yapabileceğim. Arama yerimiz de burada. Yani kaynağımız arttığında buradan arama yapıyorsunuz. Herhangi bir kaynağa çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kaynakları buradan artı işaretiyle ekleyebildiğimiz gibi bunu ileriki derste de anlatabilirim İsmet Hocam. Yani online'dan da çekebilirsiniz. Doğru bir şekilde. Bir tane örnek göstereyim, sonra detaylarını göstereceğim. Mesela neye gelelim? Google Akademi'ye gelelim. Mesela hani Google Akademi'ye geldik. Mesela bir çalışma yapıyoruz, bir makale bulduk ya. Her zaman her şeyi elle girmemize gerek yok. Mesela bir makale yazalım. Ya da işte bir makale ismi Durmuş Arık Hoca'nın mesela bakın Dergi Park'ta bir var. Görüyor musunuz? Mesela bir makale aradığınızda Durmuş Hoca'nın makalesi Türk Yahudiler Kırım Karayileri. Burada bakın aşağıda alıntı yap diye bir kısım vardır Google Akademik'te. Buna tıkladığınızda efendim hangisiyle alıntı yapmak istiyorsun diyecek. Sen de EndNote'u seçiyorum diyeceksin. EndNote'u tıkladığınızda bir dosya indiriyor. O dosyaya bir defa tıkladığınızda bakın ne yapıyor? Kendisi EndNote'a alıyor. Bakın Durmuş Arık çıktı. Ne? Imported referanslar kısmında çıkar. Yani dışarıdan alınmış, ithal edilmiş referanslar. Bakın ne yaptı? Kendisi makale, isim, soy isim, hepsi bilgilerini attı. Arkadaşlar geldi. Böyle de bir güzelliği, kolaylığı var. Yani bu daha sonraki derslerimizde örneklerle tabii ki anlatabileceğimiz bir şey. Teşekkür ederiz Tarık Hocam. Değerli arkadaşlar, EndNote'la ilgili temel bilgileri içeren seminerimizin sonuna geldik. Doçent Doktor Tarık Demir Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı, hepinize katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederiz Tarık Hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.